Bilginler Akıllı Tercih başlıyor. Sorularınız çok yoğun. Artık bir tercih havasına girdik yavaş yavaş. Gençler birkaç gün böyle şeydiler. Sınav, aman tercih, üniversite duymak istemiyorum modundaydılar ama artık ben şu bölümü istiyorum, şu tahmini, şu sıralamam olacak soruları başladı. Akıllı Tercih her gün bu ekrandan üniversitede en doğru, en akıllı, en stratejik açıdan doğru karar vermeniz için bu ekranda merak ettiklerinizi cevaplamaya devam ediyor. Bu yıl biliyorsunuz mesleklerin geleceği dedik. Çünkü dünya değişiyor, dijitalleşiyor, meslekler değişiyor. Ne hale dönecekler ve siz üniversitede okurken ne yapmalısınız sorusuna cevap arıyoruz hep beraber. Çok sayıda sektörü mercek altına alıyoruz. Aileler de biliyorsunuz iş kaygısı gençler kadar aileler de yaşıyor. Onların da bu konularda fikri olsun istiyoruz. Yine bugün çok güzel bir konu işleyeceğiz. Çok bildiğinizi düşünmüyorum. Tarımdaki iş fırsatlarını konuşacağız. Tabii genel sistemi ve sorularınızı da cevaplamaya devam edeceğiz. Yanında çok kıymetli iki isim var. İlhan Sevin, çok iyi tanıyorsunuz. Eğitim danışmanı. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Alev Hanım. Bu yılın ilk programı. Evet. Bolca beraber olacağız. Hayırlı olsun bu arada program. Çok teşekkür ediyorum. Bolca soru cevaplayacağız beraber. Ayağına sağlık. Sağ olun, teşekkürler. Sizi harika bir kadınla tanıştıracağım bugün. Tülin Akın. Tülin Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri kurucu ortağı. Yaptığı şey tarımla teknolojiyi buluşturmak ve 1994'te ya da 95'te üniversitede okurken demiş ki ben 2000, öyle mi? 2003'te. Öyle mi? İşte çok kayboldu Tülin. Sevgili arkadaşlar. 2003'te. Tülin Akın üniversite Akdeniz Üniversitesi tarım pazarlamada okurken demiş ki tarımda çok sorun var. Ben bu tarımı sorunlarını çözeceğim demiş. Yaptıkları inanılmaz. Hikayesini duyunca çok etkileneceğinizi düşünüyorum. Tülin'in hikayesiyle de aslında tarımda geleceğin nasıl olacağını göreceğinizi düşünüyorum. Ve iş fırsatlarını anlayacağınızı düşünüyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. 90'lara ben kendi yıllarıma götürdüm seni. 2003'te üniversitede öğrenciyken tarım pazarlama okuyordum. Tarımsal pazarlama doğru. Daha sonra o bölümün ismini tarım işletmeciliği olarak değiştirdiler. 2 yıllık bir bölümdü. Şimdi lisans olarak açılacakmış hocamdan duydum. Evet. Bu sene yok. Geleceğin meslekleri başlığı altında. Biz o çok tabir sevmiyoruz aslında ama şey koydu. Tarım ve ticaret işletmeciliği koydu. Arkadaşlarım da çok bilmiyor. Sevgili arkadaşlar nedense biraz böyle tarım deyince ya en son seçenek gibi algılıyor gençler ama geleceğin gerçekten en önemli sektörlerinden biri. Şimdi sorulara başlayacağım bolca. Akıllı tercih başlasın. Şimdi İlhan Hocam ilk sorum, klasik misli ilk defa aldığım için bu senenin ilk yayını olduğu için. Bu yıl sürpriz bekliyor musun? Şöyle bir sürpriz var Alev Hanım. Geçen seneye göre adayların daha zorlandığını gördük. Zaten sınav zordu. Sınav şöyle zordu. Türkçe özellikle çok çeldirici sorularla oluşmuştu. Türkçe testi 40 soru vardı. Mesela ben fenin uzun yıllardır özellikle AYT feninin çok hatta TYT fende yani YGS, LYS de dahil olmak üzere çok zor olduğuna şahit olmadım. Yani ben matematik hani zorlayabilirler, ÖSYM, Türkçeyi hani böyle uzun paragrafı tutabilirler ama fene hiç ihtimal vermiyordum. Sürpriz oldu evet. Yani fende bile ikinci oturumda özellikle biyolojiden, işte fizikten hatta kimyadan çok seçici sorular vardı. Adayları zorlamış ama özellikle Türkçe'de, TYT'de 120 soru, 135 dakikalık bir sınav. Yetiştiremediler. Yetiştirememişler çünkü 2 şık, 3 şık arasında kalmışlar ve çok inanılmaz bir zaman kaybı oldu. Ve matematiği, işte feni sırasıyla diğer hatta sosyali yetiştiremeyen adaylar ki aralarında iyi öğrenciler de söz konusu. Evet. Böyle bir durum oldu. Tabii nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Yani panik olmaya gerek yok. Herkese tabii zordu. Ki, sınav sıralama. Herkese zordu. O çok doğru. Çünkü sıralama sınavı bu. Yani sıralama yarışı. Sonuçta sıralamaya dayalı olduğu için puanların bir önemi yok. Şimdi puanlar geçen seneye göre farklılık arz edebilir. Ama bizim kaçıncı olduğumuz ve herkesi zorladığı için o yüzden panik olmaya gerek yok. Hatta ben sürekli söylüyorum yani 200'ün üzerinde üniversite var. Şimdi yeni bölümler açılıyor. O kadar çok alternatif ve fırsat var ki yani üniversiteye girmek isteyen herkes ama 150 barajını geçip ön lisans programına ki ondan sonra DGS var zaten dikey geçiş ama 180 barajını geçip lisans programlarına yerleşebilirler.
Ki hele de vakıf üniversitelerinin, bazı devlet üniversitelerinin puanları öyle çok çok yüksek değil. Evet. Yarış daha çok belli üniversiteler, belli bölümler, mesela tıp gibi. Üstlerde yarış tabii daha kanlı olacak tabii galiba. Tabii ki. Orada birazcık daha kızışacak. Yani bir sınav soru önem kazanacak. Evet, evet. Sınav zor olunca bir soru çok kıymetli olacak. Tabii, belki çok tabii sıra değiştirecek. Tabii ki. Yani bu sanırım bir 3-4 yıl önce de YGS, LYS sisteminde de olmuştu. Özellikle YGS'de bir yığılma oldu belli puan aralıklarında. Bu yıl yine üst dilimlerde özellikle yığılma bekliyoruz. Çünkü sizin dediğiniz gibi bir soru belki binlerce, on binlerce kişinin önüne geçirecek evet öğrencileri. Az kaldı, çok heyecanlıyız. Evet, 18 Temmuz. Çok az kaldı. Sonuçlar açıklanacak. Evet. Arkadaşlarım da çok heyecanlı. Sorular böyle yoğunlaşmaya evet başladı. Evet. Şimdi biz bugün tarımı konuşacağız. Şimdi ben Tülin'e dönüyorum. Tülin, hikayeni şöyle anlatma. Şimdi öncelikle geldiği nokta şu aşamada. Dünya Ekonomik Forumu Tülin'in yaptığı projeyi dünya birinciliği aldı. Sosyal girişim. Dünyanın evet en iyi sosyal girişimcisi evet ödülü aldı. Yani o fotoğrafta sorumlu kimler vardı? Söyle senin yanında. Bizim arkadaşlarımıza göstersin. Jack Ma vardı. Bill Gates vardı. Bill Gates'in vakfı var. Melinda Gates vakfı. Ondan da Goalkeepers ödülü almıştım. Evet. Onlar da oradaydı. UNICEF'in başkanı vardı. Evet. Amerika'nın eski Al Gore şey vardı. Dışişleri Bakanı vardı. Evet. Bakın tarım, Bill Gates'le yan yana fotoğraf dünya birincisi. Demek o Belçika ki, kraliçesi. Evet, biraz önce Belçika kraliçesiydi. Yani demek ki hani diyorsunuz ya, geliyor mesela bir arkadaşım demiş ki tarım makineleri ve teknoloji bölümü yeni nesillere yakın gibi duruyor mu sizce demiş. Öyle yakın ki inanamayacaksın. Şimdi sen ne yaptın? Üniversitede okuyordun. Baktın tarımda bir sürü sorun gördün. Tarımda birçok sorun vardı. Neden bu sorunları kimse çözmek için uğraşmıyor diye düşündüm önce. Hı hı. Yaşımda 22, yani üniversite öğrencisi yaşları. Dedim ki yani internetten, teknolojiden yararlanılabilir ama yararlanılmıyor. Acaba birisi denedi de olmadı mı? Hani şey vardır ya, iyi bir şeyse zaten birisi daha önce yapmıştır. Evet. Düşüncesi. Öyle düşünmek iyidir ama. Ama araştırınca tarımla ilgili Google'da hiçbir sonuç çıkmadı. Araştırınca internetten sonuç alamadım. Sadece Tarım Bakanlığı'nın web sayfası vardı. Bir web sayfasında çiftçileri bir araya getirsek, işte ürün fiyatlarını yayınlasak, haberde işte hava durumundan, meteorolojik verilerden faydalansak, onlar da ürünlerini onun üzerinden satsalar diye düşündüm. Ama o yıllarda bilgisayar ve internetin yaygın olmaması nedeniyle çok fazla üyesi olmadı sitenin, ziyaretçisi hı hı olmadı. Bir internet sitesi oluşturdum, evet, buluşturmaya çalıştım. Buluşturmaya çalıştım, tarımsalpazarlama.com diye. Ardından buluşmakta zorluk olunca, hani bir internet bağlantısı, bilgisayar gerekiyor, bir web sayfası kurmuşuz. Dedik ki başka bir yerden bakalım. Bir okul bitti bu sırada. Bu arada öğrencisin ama. Ben daha öğrenciydim. Evet. Ondan sonra ben onu kurdum. Aradan böyle işte üyeler, fuarlara gitmeye başladım öğrenciyken. Biraz üyeler arttı ama aktif kullanım azdı. Ne yapabilirim diye düşündüm. Okul bitti. Herkes benim işe girmemi bekliyor. Ya da evlenmemi bekliyor. İkisinden birini yapmamı bekliyor. SGK'dan bir işe girmemi bekliyor. Evet. Ya da SGK'lı bir koca. Öyle bir sıkışmışlık arasında. Var. Yani ne yapabiliriz? Çiftçiler kendi ödeme gücünü elde etmeli. Bunun için işte kredi kartı olmalı ama yoktu o zamanlarda. Bir bankayla kredi kartı çalışması yaptık. Çalışmayı yaparken de köy köy dolaşan bir ekip kurduk. Köy köy dolaşıp çiftçilere teknoloji anlatıyordu, internet anlatıyordu, krediyi nasıl doğru kullanırız, tarım sigortaları anlatıyorduk. Onlardan topladığımız verilerle de gördük ki hepsinin cep telefonu var. Niye biz internetle uğraşıyoruz? Madem goller cebe gidiyor, burçlar da cebe gidiyor, falatlarını halatlarına çevirsek de domatesin fiyatını göndersek, onlar da bize mesajla ilan gönderseler, onları da öyle yayınlasak diye düşündük. Hop, teknoloji girdi. Şu anda o proje 6 ülkeye yayıldı. Gana'da, Hindistan'da, Yeni Zelanda'da, Kenya'da, Mısır'da, Tanzanya'da var.
Türkiye'de de 1,5 milyon kadar abonesi var. Diğer ülkelerde de 3 milyon abonesi var. Yani bu sektördeki çiftçilerimiz bu sisteme üye, son dakika gelişmelerini alıyorlar. Alıyorlar. Kendi yani, aralarında iletişimi de sağlayabiliyorlar. Şimdi bir uygulama çıkardık. Onun üzerinden kendi aralarındaki iletişim, hatta yapay zeka da kullanarak, big data kullanarak çiftçilere yardım olacak bir uygulama çıkardık. Akıl telefon uygulaması. Ama onun işte SMS sistemi oturdu. Bunun da çalışmasını yapmak için köy köy dolaşan bir ekip kurduk yine. Bu ekip de yine teknoloji anlattı. Ama oradan aldığımız verilere göre çiftçi görmeden inanmıyor. Teknolojinin geleceğine, ya işte teknoloji pahalıdır, ulaşılamaz, evet, gibi görüyor. Ya da ben kullanamam diye görüyor. Zordur, eğitim lazım. Eğitim lazım. Biz de dünyadaki tarım teknolojilerini araştırdık. Bütün tarım teknolojileri büyük firmalar için yapılmıştı. Bunların bazılarını küçük çiftçilere modifiye ettik ve Akıllı Köy'ü o şekilde kurmuş olduk. Evet. Aydın Kasaplar Köyü'nde bir Akıllı Köy projesi yaptık. Evet, Vodafone Akıllı Aslında Köy projesi. Aslında şunu da Tülin Hanım'ın başardığı, şunu da gösteriyor Aliye Hanım. Hı-hı. Yani şimdi çocuklar hep böyle belli üniversitelere, belli bölümlere odaklanıyorlar. Bakın yani ön lisans programı. Evet. Nerede mezunsunuz Tülin Hanım, pardon? Ben Akdeniz Üniversitesi, Korkut Ali Meslek Yüksekokulu'nda tarımsal yani pazarlama okumuştum. Evet. Daha sonra işimi kurduktan sonra açık öğretimden işletme okudum. Daha sonra da Boğaziçi Üniversitesi'nde mikro MBA yaptım. Son olarak da Harvard'dan bir eğitim bursu aldım. Ödülün World Economic Forum. Nasıl bir yolculuk yani, değil mi? Çarpıcı bir yolculuk işte, yani. Yani nereden nereye? Yani açıkçası bir başarı hikayesi aslında. Aslında müthiş bir şeyi görmüş. Hani müteşebbis olmak, tabii, girişimci olmak. Hani senin ruhunda var. Evet. Üniversitelere de biz diyoruz ki, hani gençler size geldiğinde ne olur onları girişimcilik konusunda eğitin, bu ruhu verin diyoruz. Tabii tarımla ilgili böyle bir projeyi hayal etmek için yatkın olmak lazım, sevmek lazım. O kısımlar öyle. Tabii ilgi, bir de tabii çok dirençli olmak lazım. Şimdi Akıllı Köy'ü kurarken Tülin, bir kurum sponsor olsun diye kaç toplantı? 96 toplantı yapmışlar. 96 kez projeyi götürmüş. Bakalım, aslında cazip ama falan olmuş değil mi? O çok yani, iyi. Şey SMS projesinde 196. 196 mıydı? 2 yıl sürdü. Yani şey var tabii ki, yapılacak eğer belliyse ve bunun için de mutlaka bir o partner gerekiyorsa ve o hayır dememizse baştan. Evet diyene kadar kapıyı zorlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani vazgeçmemek. Evet. Şimdi Z kuşağında biraz bu konuda sorun var. Çabuk vazgeçiyorlar. Yani yoruluyorlar, hemen vazgeçiyorlar ama vazgeçmeyince ancak başarı. Tabii ki devamlılık çok önemli. Bir de tabii öngörü, beklenti, yetenek, bunlar da bir araya gelince ve azim. Yani azim de çok önemli. Çünkü bir yolda ısrarcı olduğunuz zaman eninde sonunda oraya bir şekilde ulaşıyorsunuz yani. Tülin Hanım ve bununla ilgili binlerce örnek söz konusu. O yüzden gençlerin mutlaka, yani şu an şöyle bir anlayış var. Bitireyim, hemen işte maaşlı ya da KPSS'ye gireyim, devlete kapağı atayım tırnak içerisinde. Böyle bir anlayış. Ne yazık ki öyle. Şimdi aslında o kadar çok fırsat var ki, bu fırsatlar değerlendirildiği zaman, çünkü 21. yüzyıl dünyasında yaşıyoruz. Mesela tarım. Ya ülkemiz aslında bir tarım cenneti olabilecek bir ülke. Dünya nüfusu artıyor. Küresel ısınma sorunları artıyor. Evet. Gıda ihtiyacımız artık hayatsal da boyuta ulaşacak bir müddet sonra. O noktaya gelecek. Böyle bir ortamda, Türkiye gibi bir coğrafyada tarımın yıldız olmaması için ve iş olmaması için hiçbir şey ihtimal göremiyorum. Ki Hollanda mesela, Hollanda önemliyorsunuz. Yani bizden çok çok yüz ölçüm olarak çok çok küçük ülke. Ama şu an tarım ve hayvancılıkta çok önemli bir potansiyeli sahip. Ve gelirinin büyük bir kısmını tarım ve hayvancılıktan kazanan bir ülke ki bizim çok rahatlıkla yapmamız gerekiyor. Evet. Bununla ilgili hiçbir yere giremezsem, yani hiçbir mühendisliğe giremezsem ziraat mühendisi olurum derseniz bu iş olmuyor. Evet. Ama son yıllarda özellikle böyle hani popüler insanları bile duyuyoruz. İşte Anadolu'nun bir kentine yerleşip orada işte çiftçilik, işte hayvancılık yapan ya da büyük kentlerdeki işini bırakıp hani sıkıldım artık hayvancılık ve tarımla uğraşan insan sayısında her gün
artması bence bir şans ülkemiz için tabii ki. O yüzden bu bölümün desteklenmesi de gerekiyor. Yani eskiden ziraat mühendisi mezunları iş bulamıyorlardı. Ne yapalım? İşte formasyon alıp öğretmen olalım. Ya da değişik mesleklere yöneliyorlardı. Bence yani şu an hani bir ekonomik sıkıntı da söz konusu. Dünya genelinde, Türkiye genelinde tam bir fırsat. Yani toprağa geri dönüş diyoruz bunu. Bir de Tülin Hanım gibi teknolojiyle birleştirdiğiniz zaman, çünkü 21. yüzyıl artık çiplerin, ondan sonra işte nanoteknolojinin... Evet. Tarım 4.0 diyoruz ya. Evet, tarım 4.0, endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Bunu teknolojiyle buluşturan, yani toprağı teknolojiyle buluşturan, tarımı teknolojiyle buluşturan, hayvancılığı teknolojiyle buluşturan insanlar için tam bir fırsat bence. Evet. Ki yani biz bile büyük kentlerde çok ihtiyaç duyuyoruz. Yani organik gıdalar, değil mi? Evet. Yani bir organik yumurta, süte ulaşabilmek için neler çekiyoruz yani. Evet. Tam bir fırsat. Şimdi ben o yüzden Tülin hikayesini çok önemsiyorum. Arkadaşlarımın da o gözle bakacağını düşünüyorum. Bu fırsatı göreceklerini düşünüyorum. Akıllı tercih de biz bir şeyi araştırmadan asla paylaşmıyoruz, biliyorsunuz. Biz inanmadan asla size bir şeyi anlatmıyoruz. O yüzden de 14 yıldır bize itimat ediyorsunuz. Şimdi mesela şu anda sektörde 5 milyon 171 bin kişi çalışıyormuş tarım sektöründe. Toplam istihdamın Türkiye'nin %18'i tarımda. Erkeklerin %15'i, yani kadınlar da %25'i tarımda çalışıyor. Şu anda Ziraat Odaları Birliği açıklama yapmış. 160 bin ziraat mühendisine ihtiyacımız var demiş. Şimdi sayılar tarım lehine gözüküyor. Ama nasıl tarım ve nasıl eğitim konusunu konuşacağız. Şimdi önce Tülin'in Aydın Kasaplar Köyü'nde yaptığı akıllı köyü bir görelim, neler yapılıyor orada. Ondan sonra sorularımıza devam edelim. Aydın Koçarlı ilçesi Kasaplar Köyü'nde yer alan akıllı köy, çiftçiyi teknolojiyle buluşturuyor. Biz 2004 yılından bu yana çiftçinin teknoloji kullanarak verimliliğini ve karlılığını nasıl arttırabiliriz? Verimliliğini ve karlılığını arttırırken buna bağlı olarak da yaşam kalitesini nasıl yükseltebiliriz konularında çalışan bir kurumuz. Biz bu çözümümüzle ortak bir sahım sistemi kurduk. Bu ortak sahım sistemi hayvanlarını çiftçiler kendi ahırlarında bakıyorlar. Buraya getiriyorlar ayaklarında padometrelerle. Bu padometrelerden inekleri kulak küpelerinden tanıyoruz, kimliklendiriyoruz. Ve hangi inekten ne kadar süt aldığımızı hem verimi açısından hem onun sağlığı açısından takip ediyoruz. %40 hayvan sayısında artış var çok kısa bir zamanda. Süt verimi arttı, süt fiyatları arttı. Aylık ödemelerle çiftçiler paralarını rahatça alıyorlar. Bu şekilde bir uygulamamız var. 32-33 parça hayvanım var şu anda. Önceleri ilk başta akıllı köy bu sistemi kurduğunda azdı. 4 tane sağlıklı hayvanım vardı. Bu sistem kuruldu, sağlamaya başladık burada. Geldik. Baktık iyi, süt verimimiz hayvan başına 3'er kilo falan arttı. Ondan sonra hayvan sayısını biraz daha çoğalttım ben. Bayağı hani nasıl diyeyim, akıllı tarımını yapıyoruz şimdi burada, öyle diyelim yani. Sera verdiler bize, marul işledim. Marulumu satıverdiler, parasını aldım. Evimi çatı yaptırdım, tavanım yoktu. Evim eski modeldi. Çatısını yaptırdım işte parasından. Yani her şeyi kendin yaptığın için tabii güven geliyor, özgür hissediyor. Ne güzel bir şey yapabilene. Bizim mahalle bayağı kavun üzerinde, kavuncu bir mahalle. Pazarımız var, kavun pazarı. Aynı böyle Mahmutlar deriz biz Torbalı'da, böyle romuk romuk. Günde 50 romuk, 60 romuk Türkiye'nin her yerinden kavun yetiştiriyorduk. Ama bu iklim değişikliklerinden herhalde. Daha sonra buraya akıllı köy gelmiş. Akıllı köy neymiş? Geldik. Önce altyapı ve bilgi, ikincisi hava raporu. Bizim için yani bir çiftçinin en büyük sigortası hava raporu. Havanın gelişmesi, ne gelecek? Hava soğuksa mesela o göçürmeyi yapmıyorum. O fideyi şuradan alıp göçürmek günah yani, tazecik mahsul. Ama havanın düzeldiğini aldıktan sonra göğsümü göre göre geçirmeyi yapıyorum. Hem iş bakımından köyümüze, hem de öğretim bakımından, yani çiftçiliği, hayvancılığı öğretim bakımından veyahut da küçük bir mikro sera kurmanın ve geliştirmenin bunu nasıl olacağını göstermesi açısından çok iyi etkilendiler diye düşünüyorum ben. Hem maddi yönden, hem manevi yönden, hem sosyal etkinlik olsun,
Orada mesela geceleri çay kahve içebileceğimiz ve insanların toplanabileceği bir yer olması bakımından çok iyi oldu. Şimdi gördünüz değil mi teyzeyi? Bilgisayarın başında, laptopun başında, ellerinde telefonlar. Şu anda toprak nemliğini falan takip ediyorlar. Yani gelen nokta inanılmaz. Evet. Şimdi arkadaşlarım tarım deyince sadece işte ziraat mühendisliği, veterinerlik, işte en fazla da bir de pazarlama kısmı oluyor üniversitelerde diye düşünüyorlar. Hı hı. Ama mesela bu akıllı köyde kimler çalışıyor? Yazılımcılar, mekatronik mühendisleri, sosyologlar çalışıyor. Yani uluslararası ilişkiler okuyan çalışanlarımız da var. Evet. Tarımın farklı farklı, hani biyoteknolog da olabilir bu arada yani. Hı. Sadece bahçeyle ilgilenen değil, laboratuvar çalışanları da olabilir. Bizde şu anda yok ama hani hedefimiz de var. Hı hı. Ayrıca bir okul açma hedefimiz var, tarım teknolojileri okulu şeklinde. Farklı farklı bölümler var tarıma yönelik ama mesela teknoloji okuyan öğrenciler hiç tarım üzerine bir şey yapmayı düşünmüyorlar. Orası bu bilinmezlik, yani sektörler arasında geçiş yok. Aslında hani böyle disiplinler arası çalışmalar, yeni dünyada mecbur. Evet. Mesela işte küresel ısınma dediniz. Küresel ısınmadan dolayı ürünler dedelerimizin yetiştirdiği zaman diliminde değil, ya daha erken ya daha geç yetişebiliyor. Onu takip eden teknolojilere ihtiyacımız var artık. Yani artık zorunluyuz. Şey değil. Lüks değil. Zaruriyet artık. Evet, ihtiyaç. Çiftçi artık kullanmak zorunda. Teknolojiyi üretime devam etmesi için dünyada bizim hedef kitlemiz küçük aile çiftçileri. Dünyada 530 milyon küçük aile çiftçisi var. Müthiş bir pazar. Ve üretimin de %80-90 arasında, dünya gıda üretiminde %80-90 arasında onlar karşılıyorlar. Onlar şu anda azalıyor. Azaldıkça endüstriyel tarım artıyor. Orada da işte içine kimyasalların da olduğu bir üretim meydana çıkıyor. Ama tarımı bir girişimcilik olarak görürsek, bütün çiftçiler aslında bir girişimci. Kendi evet. işlerini çeviriyorlar. Aile girişimciliği hatta böyle. Evet, kadınların ve erkeklerin bir arada katılımcı olduğu, erkeklerin pazarlama ve satın almada olduğu, kadınların üretimde olduğu ve çocukların da ne yazık ki bazı yerlerde dahil olduğu bir üretim şekli. Evet. Ama bunu ciddiye, mesela işte kadınlara biz eğitim verdik. Marul yetiştiriciliği ile ilgili 500 lira sermaye ile 3000 lira kazandılar. 8 yarım gün çalışarak. Çatısını yaptırmış. Evet, yani 60 günlük bir üretim periyodunda, 62 günlük bir üretim periyodunda 8 yarım gün çalışarak 500 liraya 3000 lira yaptılar. Hı hı. Çatılarını, bazıları çocuklarına eğitimine yatırdı bunu. Yani tarım aslında çok verimli olan, verimi arttıracak teknikler kullanılırsa geliri olan bir sektör. Neden? Şöyle düşünün, bir kavunun içinde 100 tane çekirdek var. Birin 100 olma potansiyeli hiçbir meslekte yok. Yok. Evet. Birin 100 olma yani bir yatırımın 100 olma potansiyeli hiçbir meslekte yok. Ama hiçbir meslekte de bu kadar risk yok. İşte hem hava şartlarından etkilenecek, küresel ısınmadan etkilenecek ama dengeliyor. Yani insanlar üretmeye devam ediyorlar. Edelim. Ancak zorundayız. Ama ancak devam etmek zorunda. Ancak şu anda işte yazılım sektöründe olanlar, donanım sektöründe olanlar, makineciler tarım sektörüne makine üretmek, sensör üretmek, yazılım üretmek, uygulama üretmek alanlarına bakmalılar. Yani tarım her alanda artık var. Evet. Bir de geleceğe bakmak lazım. Gelecekte bazı meslekler olmayacak. Yani şimdi benim iki tane kızım var. Bir tanesi diyor ki ben diyor uzay çöpçüsü olacağım diyor. Uzaydaki çöpleri toplayacağım evet. diyor. İşte bilim kurgu filmleri seyrediyoruz ve eski bilim kurgu filmlerinde olan her şey şimdi oldu. Şimdikilere bir bakalım. Hasta olan bir makineye giriyor, taranıyor, düzeltiliyor, çıkıyor. Ama
Mars'a gidiyor, patates üretmek zorunda kalıyor yani. Yani o hiç değişmiyor. Ya oksijeni sağlamak zorunda, yiyeceğini sağlamak zorunda. Hepimizin günde 3 defa bir çiftçiye, bir tarım üreticisine ihtiyacımız var. Çiftçilik deyince de hani insanlar şey düşünüyor, çiftçilik işte yani bir belgesi yok falan filan. Ama çok önemli bir meslek, prestijli olması gereken bir meslek. Evet. Bir ziraat mühendisi. Okulu bitirdiğinde ki şöyle de şunu da söylemek istiyorum. Hiç kimse okuldaki bilgileriyle iş bulamaz. Okulda başka şeyler daha yapmalılar. Mutlaka onu yani biz söylüyoruz. Sen dedin ki mesela ben okuldayken kurdum internet sitesini. Kurdum. Evet, yani okulda başka şeyler de yapmalı. Mesleği dahilinde veya haricinde. Hani şey vardır ya, fütüristler der, bir şeyin her şeyini, her şeyin bir şeyini bilmek lazım, evet, diye. Okul birincisi bile olsa, sadece okulu okumuşsa yeterli değil. Değil. Ben bu de sektörde de öyle. Ben de personel ararken gerçekten şey yapmıyorum yani, sadece okulu bitmiş, diplomasını olmuş, almış olmasını yeterli neler bulmuyorum. Neler yaptın? Nerelerde staj yaptın diye soruyorsun. Gönüllü nerelerde çalıştın? Belgelerin var diye. Gönüllü nerelerde çalıştın diye de soruyorum. Hı-hı. En son okuduğu kitabı da soruyorum. Stajını, hı-hı, da soruyorum. Bir etkinlikte bulunmuş mu? Bir aktivite yapmış mı? Bir organizasyon yapmış mı? Okulunda, mesleği dahilinde bir eğitime katılmış mı? Sertifikalandırılmış işte yabancı dili. Her şeyini soruyoruz çünkü gelecek için çalışıyoruz. Evet. Kendisini donatması lazım ki, donatmaya başlamış olması lazım ki gelecekte şirketin geleceğe götüren yerinde onun da bir yeri olsun. Yoksa işsiz kalacak. Belki işe girdiği zaman o göreve uygun olacak ama şirket geliştikçe o geride kalacak. Peki, evet. Tülin Hanım, bir şey soracağım. Çok müthiş şeyler söylüyor, evet, arkadaşlar. Şimdi, yani okuma, üniversiteye girmek yolun başı. Evet. Şimdi çokça tercih yapıyoruz tabii, binlerce gencin. Bu bölümü seçerken nereden ilham aldınız bir? Bir de yani o girişimcilik sürecinden sonra nasıl destek ya da fon desteği aldınız? Kimlerden destek görüyorsunuz? Bir şey soracağım. Mesela... Nasıl özellikleri olması lazım daha çok bu sektörde çalışacak? Mesela doğayı sevmeyen, evet, çalışamaz ya, herhalde, değil çalışamaz. Mi? Resim yapmasını sevmeyen birisi resim yapabilir mi? Yapamaz yani. Hmm. Doğayı sevmesi lazım. Rastgele mi bu bölümü seçtiniz? Ben benim babam ilkokul öğretmeniydi. Evet. Ben köylerde hani nereye tayini çıktıysa babamın orada büyüdüm. Köy yaşamını, insanları severim. Ama tercih yaparken büyük bir holding vardı ve tarıma yatırım yapıyordu. O holding tarıma yatırım yapmaya başlamışsa gelecekte tarımda önemli bir şey gelişmeler olabileceğini düşündüm. Bir de işte tercihlerimin çoğu tarımla ilgiliydi. Zaten ikinci tercihime ya da birinci tercihime yerleşmiş, onu da hatırlamıyorum ama. Ve hepsi içinde bir iş fikrini oluşturmuştum. Bunu bitirirsem şöyle yaparım. Bir şirkette çalışırsam şurada çalışırım. Şöyle bir şeyi olur, iş tanımım olur. Ya beyninize hikayesini oluşturmuşsunuz bir de, aslında. Bir de şeyi, yani tarımsal pazarlama bölümü yeni bir bölümdü. Öyle bir mesleğim olacaktı ki benden az bulunacaktı. Hmm. Çünkü geçmişte yoktu. Çok önemli. Yani az bulunacaktı, özelliği olacaktı. Öyle düşünerek hem de işte o holdingin tarıma yatırım yaptığını görünce, çünkü büyük şirketler geleceğe olan işlere yatırım, kesinlikle, yaparlar. Evet. Gelecek olabileceğini düşünerek tercih yapmıştım. Evet. Bir de bazı üniversiteler Aliye Hanım, geleceğe yönelik meslekler, şey, bölümler, programlar açıyor. Burası da çok önemli. Ya bu vakıf üniversiteleri için söz konusu, devlet üniversiteleri için de. Tülin Hanım çok iyi bir noktadan yakalamış aslında. Şimdi herkes hukukçu, herkes doktor, herkes endüstri mühendisi olmak zorunda değil. En büyük yanlış bu. Evet. Bir de ya da herkes son, robot mesela, yazılımcı olursa da ya da yapay zeka çalışacaksa da herkes robot işte tasarımcısı, ne bileyim, uzayda ya da, bir üste çalışmıyor yani. Bakın toprakla ilgili, tarımla ilgili de bir sürü yazılım, bir sürü sensör diyor, bir sürü şey ihtiyaç var diyor. Hani biraz böyle bakış açısını genişletmek yapay lazım. Yapay zeka kullandığımız uygulamalar var yani. Dünyanın en büyük teknoloji şirketi mesela IBM şu anda en büyük yatırımını tarıma ve şey yapıyor yani, küresel ısınmaya dönük yapıyor. Yani hava olaylarını, yeryüzü olaylarını takip eden, yeryüzünde galiba 85 milyonu aşkın sensörle takipte şu anda. Evet. Hani başka bir tarafa gidiyor. Yalnız bu ön yargıyı yıkmamız lazım. Arkadaşlarım
tarımda para yok zannediyorlar. Yani bak şimdi. Yani bu gençler için, şimdi Z kuşağı ile konuşuyoruz. Tarımda para yok mu Tülin? Yani şöyle söyleyeyim. Böyle magazinsel çiftçi dediğimiz çiftçiler var. Her mikrofonu uzattığında hani yem pahalı, süt ucuz, işte bahçeler şöyle falan. Hiçbir şeyde, mesela şehirlerde yaşayanlarla köyde yaşayanları bir karşılaştıralım. Hayvanları varsa eğer nakde çevrilecek bir mal şeyi var. Sistemi var demek. Ya da işte tarlasında ürünü varsa onu çevirebilir. Tabii ki riskleri var. Ama kendi evinde oturuyor. Kendi bahçesi var. Traktör kaç para biliyor musunuz? Evet, çok para biliyor. Traktörü var. Tarım doğru yapıldığında ama karlı olur. Evet. Doğru yapılması lazım. Yani toprağa doğru ekeceksin. Ondan alabileceğin en fazla ürünü almak için doğru, gerekli her şeyi yapacaksın. Planlama yapılması lazım. Maliyet yönetimi yapılması lazım. Çiftçilerimizin zorlandığı yerler maliyet yönetimi yapmak, planlama yapmak kısımları. Yoksa nasıl yetiştirildiğini biliyorlar. Hani erken hasat, geç hasat olabilir, iklim değişmiş olabilir ama en çok zorlanan kısım planlama yapmak, bir de maliyet yönetimi yapmak. Evet. Tabii ki gübre pahalı, tabii ki ilaç pahalı ama ilaç atmak zorunda kalmayacak şekilde erken uyarı sistemi kullanırsa atmadan da ürününü yetiştirebilir, evet, ya da azıtabilir. Ya da gerekmiyorsa ürüne gübre atmak ya da tarlanın bir yerine atmak gerekiyordur da bir yerine atmak gerekmiyordur. Her tarafına ilaçlama, her tarafına gübreleme maliyeti çoğaltacak bir şey. Bunlar da verimsiz, karsızlaştırıyor. Ama verimi arttıracak birçok yöntem var. Ve tarımı ve hayvancılığı özellikle karlı buluyorum. İhtiyaç da var. Bakın arkadaşlar, mesela reklam pazarlamaya ihtiyacı var. Satış departmanlarına ihtiyacı var. İşin, evet, hani dediği gibi makine üretenlere ihtiyacı var. Takip edecek akıllı yazılımlara ihtiyacı var. Teknolojiye Bilim insanlarına ihtiyacı var. Gübre üretecek, ilaç üretecek. Doğru toprağa, doğru tahlil kimyasal yapacak. Bakın ne kadar büyük sektör etkiliyor. İhracat yapacak. Yani bilen, iyi yetişmiş insanlarla dünyaya pazarlayacak insanlara ihtiyacı var. Aslında disiplinler arası. Yani bu son yıllarda hibrit denen bir kavram ortaya çıktı. Yani tek bir meslekte değil. Yani ben bilgisayar mühendisi olayım, emekli olana kadar o işi yapayım diye bir artık anlayış ortadan kalkıyor zaten. Yani birçok noktada uzmanlaşmanız gerekiyor. Aslında Tülin Hanım'ın başarısı da o. Yani şimdi Tülin Hanım az önce bahsetti, size bahsettiğiniz meslek gruplarından. Yani çok disiplinler arası artık bir geçişkenlik söz konusu. İç içe girme. Hibrit de zaten melez. Yani bir psikolog aynı zamanda iyi bir sosyolog olmak zorunda. İyi bir felsefeci olmak zorunda. Psikologlara ihtiyacı var, sosyologlara ihtiyacı var. Tabii, iyi bir işletmeci olmak zorunda. Yani tarım sektörü de böyle. Şimdi tarım, ticaret ve işletmeciliği bölümü. Zaten evet, yeni kök, bölüm. Evet, kök zaten işte bilgi güvenliği teknolojisi, havacılık elektroniği, yapay zeka mühendisliği, yazılım geliştirme gibi yeni bölümler koydu. Ben özellikle gençlere, üniversite adaylarına şunu öneriyorum. Klasik mesleklerden artık yavaş yavaş uzaklaşalım. Hiç yapılmayan bir şeyi siz en iyi yaptığınız zaman zaten çok daha bir kolay farkındalık yaratıyorsunuz ve çok daha iyi kariyer basamaklarını tırmanıyorsunuz. Çok daha hızlı bir şekilde tırmanıyorsunuz ama kalıplaşmış meslekler zaten olmayacak. Yani bugün artık yarın öbür gün beyin cerrahlarına ihtiyaç kalmayacak. Ameliyatları robotların yapmasından bahsediliyor. Ya da insan ya da robotları çok iyi kullanan doktorların olması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Aynen. Yani teknolojiyle buluşan meslekler söz konusu. Yani artık hangi meslekte olursanız olun bir kez iyi bir işletme, ekonomi hesabı yapabilecek düzeyde olmanız lazım. İyi bir yazılımcı olmanız lazım. Yani tamam bir yazılımcı kadar uzmanlık bilgisi olmayabilir ama o dili biliyor olman lazım. O dili bilmeniz lazım. Tabii. Kodlamayı bilmeniz lazım. O yüzden kodlamanın ilk öğretimden itibaren eğitim sistemi içerisine
bir şekilde angaje edilmesi gerekiyor. Yani biz bundan bahsediyoruz. Yani altyapı olarak evet. Altyapı olarak evet. Mesela ben şimdi yazılımcılarla çalışıyorum ama yazılım bilmiyorum. Ama mantığını biliyorum. Evet. O çok önemli. Dili biliyorsunuz. Yani, evet, ama ben işe başladığımda bilmiyordum. Yani araştırıp öğrenmem gerekti. O yüzden diyorum üniversitedeyken farklı alanlarda da bilgi edinmek. Mesela işte sosyolog çalışıyor diyorum. Neden çalışıyor sosyolog bizimle? Çiftçiliğiyle iletişim kurmamızda ve analiz etmemizde, teknolojiye yakınlığını ölçmemizde, değişimi ölçmemizde ihtiyaç oluyor. Her alanda var. Ama şey olarak mesela yaptığımız her işte her şeyi %100 bilemiyoruz. Farklı farklı alanlarda. Ama hiç bilmediğimiz bir konuda, yani girişimci olarak söylüyorum, bilmediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Bir de şu çok önemli, ben sürekli söylüyorum. 300 bin tane müteahhitimiz olacağına, ya müteahhitler alınmasın sakın, tabii ki onlara ihtiyaç var. 300 bin tane tarımla ilgilenen, 300 bin tane yazılımcımız olsaydı Türkiye şu an çok çok daha farklı noktada olabilirdi. Yani aslında küçük ülkeler, yani yüz ölçümü işte Hollanda'sı, işte Finlandiya, Singapur, hep bunlardan bahsediyoruz. Güney Kore ve uluslararası patentleri söz konusu ve üretime önem veriyorlar. Aslında hepsi hemen hemen toprakla bağlantılı ama teknolojiyle, yazılımla da bağlantı söz konusu ve üretiyorlar. Üretmek çok çok önemli yani. Bir de arkadaşlar bakın şimdi Dünya Ekonomik Forumu dediğiniz zaman çok ciddi insanlardan bahsediyoruz. Şimdi Aydın'ın Kasaplar Köyü'nde yapılmış bir akıllı köy projesini gördüler. Dünyanın en bir numara sosyal girişimci projesi seçtiler. Yani öyle kolay değil bu işler. Demek ki ciddi bir potansiyel var. Yapılmamış bir şey yaptın. Ama gençler için burada ciddi bir iş olanağı ve pazar olduğunu düşünüyorum ben. Yani arkadaşlarım bu kalıpları artık kırıp, yani ne okurlarsa okusunlar, ne okurlarsa okusunlar. Tarım sektörünü de bir yerlerde mercek altına alsınlar. Bu program o işe yarasın. Sırf onu istiyorum gerçekten. Çünkü çok bakıyorum tüm şeylerde böyle işte tekne onu yazıyor, onu yazıyor. Ya tarım yok ya, orada kesinlikle iş yok ya. Evet. Bütün mühendislikleri yazıyor. En altta da ziraat mühendisi yazıyor. Evet, ne yazık benim ki öyle. Benim karşılaştığım öğrencilerin %80'inin en son tercihi ziraat mühendisleri. Cerrahpaşa Tıp mezunu, çok özür diliyorum Ali Hanım. Doktor, uzmanlık sanırım göğüs doktoruydu. Ben de işte 2 yıllık tarımla ilgili program vardı. Ne yapacaksın dedi. Ben de bunu yapacağım dedi. Memlekete gidip dedi tarımcılık yapacağım. Doktor artık hani sevmeyerek yapıyor. Sıkılmış herhalde. Bir de gelecek görüyordu yani sanırım. Evet. Yani şimdi Tülin Hanım'la anlatınca ne kadar örtüşüyor. Yani gerçekten çok bizim anlamlı. Akıllı tercihin hani ana unsurlarından Serdar Yiğitol var. Evet. Onun kardeşi Sercan okudu. Denizcilik okudu. Oraya da isteyerek girdi. Fakat şimdi toprağı çok sevdiğini fark etti. Şimdi araştırıyor, ediyor akıllı sulama yöntemleri. Mesela onunla ilgili yatırım yapmak istiyor. Ailesini zorluyor. Abisini zorluyor. Öğrenelim, öğrenelim diye. Eğer isterseniz hani para sonra geliyor. Evet. Hani şu parayı merkeze koyma işinden ne yapsak da nasıl yapsak da vazgeçsek. Yani para sonra geliyor. Bakın dünya yani Bill Gates'le aynı karede aynı ödülü paylaşıyor. Selfie yapıyor Tülin Akın. Yani tarım öyle çok böyle köşelerde bir sektör değil, geleceğin sektörlerinde. Bunu da çok böyle araştırmış, okumuş, size öyle söyleyen biri olarak bakın bana. Puanları arttıracağız herhalde. Ali Hanım'la beraber. Ya ben gerçekten hani geleceğe dönük olan bu fütürist filmleri seyredilip gelecekte meslekler nasıl olacak? O filmler çok önemli. Tarım hepsinde var ve hani böyle uzayda kayboluyorlar. Bahçemiz işte oksijen çıkacak, bir tane bitki çıkınca seviniyorlar ve başında hep bir insan var. Geleceğe bakacaksak o hiç kaybolmayacak şey tarım. Uzaya da gitsek, Mars'a da gitsek kaybolmayacak şey tarım. Belki tüneyici yazıcılar yazdıracak gıdalarımızı ama ben de öyle bir film seyrettim. Basıyorlar, sipariş veriyorlar, biraz kakao falan diyor. Ondan sonra tüneyici yazıcılar çıkıyordu gıda. Bu da bununla da şu adını koyalım falan diyorlardı ürüne. Belki öyle şeyler olacak. Ama ham maddesi yine tarım olacak. Yine tarım olacak. Yani 3D yazıcının içine konulan ham madde yine tarımdan gelecek. Evet. Yani bu sektör bitmiyor arkadaşlar ve sadece ziraat mühendislerini, sadece veterinerleri ilgilendirmiyor. Evet. Pazarlaması, teknolojisi, sosyal boyutu,
o sektörlerde okuyan arkadaşlarım da tarım sektörünü merceklerin altına alsınlar. Evet. Hocam peki kontenjan açısından nasıl? Evet. Yani şimdi, çok var mı bu alanda? Şimdi tarımla ilgili tabii ki az önce siz de bahsettiniz. Şimdi yeni bir bölümden bahsediyoruz. Tarım, ticaret ve işletmeciliği bölümü. Lisans zaten. Ama bunlar eşdeğer bölümler de var. İşte mesela işte ziraat su ürünleri fakülteleri var. Ağaç işleri endüstri mühendisliği var. Yine gıda mühendisliği aslında iç içe çok yakın bölümler yani bunlar. Ön lisans programları var zaten. 2 yıllık ön lisans bununla ilgili bölümler söz konusu. Yani mesela arıcılıkla ilgili biliyorsunuz program açtı YÖK ondan sonra. İşte küçük hayvan besiciliği, büyük hayvan besiciliği gibi bölümler söz konusu. Yani yeterince var mı? Tabii Türkiye tarım ülkesi aslında. Ben yeterli olduğunu düşünmüyorum ama ileride ki zaten bir yönelim söz konusu. Yani özellikle ya bunu öngörü olarak değil de yani geleceğin tarımda olduğunu ve tarım teknolojisinde olduğunu yine 21. yüzyıl yetkinliklerinden bahsediyoruz. İşte kodlama, çiplerden bahsediyoruz. Yani bu iki alan üretime dayalı zaten. Yani siz topraktan alıp bir şeyi piyasaya sürene kadar zaten bir teknolojik aşamadan geçiyor. O yüzden epeyce kontenjan var tabii ki zaten boş kalıyor Alev Hanım. Yani görüyorsunuz siz. Özellikle böyle ailesi tarımla uğraşan ya da köyde büyümüş, örneğin mesela Trakya'da benim de arkadaşlarım var İç Anadolu bölgesinde. Son yıllarda bir yönelim söz konusu. Özellikle metropol hayatından sıkılan ki zaten bir işsizlik de söz konusu. Genç işsizliği de artıyor çünkü belli mesleklere odaklandıkları için. Bundan dolayı üretimin hayvancılıkta, tarımcılıkta olduğunu gören bir kesim aslında yönelmeye başladı. Bunu yapanlar var. İşte organik tarımdan bahsediyoruz. İnşallah artacak hocam. Kesinlikle artacak. Yani benim bir örnek vereyim. İki kardeşim, birisi reklamcılık ve halk ilişkiler mezunu Uzay ve Emrah da işletme mezunu, 2 yıllık da veterinerlik okudu. Şu an işte Tülin Hanım'ın yaptığı işlere uğraşıyor. Aslında organik gıdayla uğraşıyor. Bıraktılar, sıkıldılar yani. Beyaz yakalı olmaktan sıkıldılar. Onlar da tarıma yöneldiler. Hayvancılığa yöneldiler. İnşallah yolları açık olsun. Evet, biz de bir eğitim açtık. Çiftçi olmaya uygun musunuz eğitimi? Çok gelecek. Herkes açık mı? Açık. Aa, herkes açık. Evet. Şeyde Akıllı Köy'de mi? Akıllı Köy'de. Evet. Sevgili arkadaşlar, inanmayacaksınız ama 45 dakikayı bitirmişiz. Evet, yani çok süremiz çok az. Biliyorsunuz hangi ilde ne iş var diye bir bölümümüz var. Onu da çok önemsiyorum. Oralarda özellikle üniversitesi olan illeri seçiyoruz sizinle paylaşırken. Mesela Konya'yı seçtik. Çünkü Konya tarım deyince Konya. Gıda teknolojisinde 28 kişi çalışıyormuş arkadaşlar şu anda. 961'i mühendis, 1510'u teknisyen, 683'ü usta, 15.052'si işçiymiş. Daha sonra mesela tarımda 4.906 profesyonel tarımda 4.960 kişi çalışıyormuş. Konya aslında böyle tarımın merkezi değil mi? Konya'da Tarım Üniversitesi de var. Evet, müthiş işler Konya'da de yapıyorlar. Tarım Üniversitesi ve İngilizce eğitim veriyor. Evet. Aslında tematik üniversitelerin açılması lazım. Evet. Yani sırf Tarım Üniversitesi. Teknoloji Üniversitesi gibi tematik üniversite. Biliyor onlar zaten açıldılar da örnekleri de başarılı. Sizde onlar üniversiteyle işbirliğiniz var. İşbirliğimiz var evet. Konya Gıda Tarım. Yarın da Konya'dan misafirimiz var. Karatay Üniversitesi bizimle olacak. Uluslararası Ticaret ve Lojistik konuşacağız. O da önemli bir konu. Süre bitti. Çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim. Umut ediyorum gençlere ilham vereceksin. Başarılarının daim olacağından eminim. Çünkü çok çalışıyorsun. Teşekkür ederim. İki kızın da ekran başında. Onlar da seni örnek alıyorlar. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Sevgiler. Görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler. İlhan Hocam seninle cumartesi günü sadece soru cevap programı yapacağız. Cumartesi mi pazar mı? Cumartesi. Pazar mıydı seninle? Pazar. 7 Temmuz pazar günü. Evet. Pazar günü evet. Tamam. Sadece soru cevaplayacağız hocam. Evet. Sıkı çalış. Evet. Hazır yani zaten... sorular yığıldı onları cevaplayacağız. Zaten öğrenciler de adaylar da 18 Temmuz'da sonuçların açıklanması aslında bu kısımlara zaten epeyce yer vereceğiz. Ben biriktirdim tamam. soruları. Evet, sadece evet. Seninle ikimiz olacağız ekranda ve soru cevaplayacağız. Tamam. Öyle tabii planlıyoruz. Tabii ki. Seve seve. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili arkadaşlar yarın Uluslararası Ticaret ve Lojistik konuşacağız. İlginize çok teşekkür ediyorum. Sorulara devam. Cumartesi, pazar soru programları yapıyoruz. Hepsini cevaplayacağız. Yarın aynı saatte bu ekranda sizleri bekliyorum. Görüşmek üzere.